Sanko Üniversitesi Şehit Kamil Belediyesi ve Spor Fizyoterapistleri Derneği tarafından Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde 10. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep'in son yıllarda eğitim alanında gerçekleştirdiği atılımlarla üniversiteler ve kongreler şehri haline geldiğini söyledi. Kanuni'nin çok güzel bir sözü var. Olmaya devlet cihanda bir nefes rahat gibi. Her şeyin başı sağlık. İsmimizin yanında ne yazarsa yazsın hepimiz insanız ve hepimiz sağlıklı olmak zorundayız. O yüzden tıp dünyası bizim için çok önemli. Ben kendi ailemden de biliyorum. Hep çocuklarımızın, ailemizin en zeki çocuklarının tıp dünyasına veriyoruz. Onlar iyi doktor olsun, güzel yetişsin istiyoruz. Ama bir şey daha başardık tıp dünyasında sağlıkla dönüşümle. Teoriyle pratiği birleştirdik. Bu çok mühim. Şu an dünyada hakikaten Türkiye, Türk doktorlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği, beni Türk hekimlerine emanet ediniz dediği şeyi hep yaşıyoruz. Ben hakikaten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ülkem ve şehrim adına. Tıp dünyasındaki bu güzel çalışma aslında diğer sektörlere de örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Bir mühendis olan kardeşimizim. Fakat şunu başaramadım. Sağlıkta başardığımız, sanayide başaramadım. Sanayide bir iş dünyasında bir iş adamına soruyorum. Aklına bir sorun geldiği zaman veya bir sıkıntın olduğu zaman üniversite aklına geliyor ama hala çok ciddi sorunumuz var. Üniversite sanayi işbirliğinin bu anlamda yeterince başaramadık. Sağlıkta bugün gösterdiğimiz o performansı bu alana mutlaka geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bilgi ve teknoloji çağındayız ve bilgi ekonomisini konuşuyoruz. Sanko Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Güner Dağlı da böylesi önemli bir kongre ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu merdivenler bu kadar kolay çıkılmıyor. Bu kadar basit bir olay değil. Gözlemlediğiniz her şey hayatınızda birer işaret olsun, sizlerin yolunu aydınlatsın. Ve böyle değerli hocaların, böyle güzel toplantıları kıymetini bilin. Bilimsel programda 8 kurs, 2 konferans, 6 panel, 3 tartışmalı oturum ve 1 klinik oturumla serbest bildirilerin yanı sıra farklı spor yaralanması için rehabilitasyon alanındaki yenilikler de ele alınacak.